sur yapının katkılarıyla hazırlanan başarı bedel ister başlıyor. Bizden adam olur. Biz gerekeni yaparsak bizden adam olur. Eğer nesillerinize siz bir şey bırakmak için, vatanınıza bir şey armağan etmek için bir ruh taşıyorsanız o zaman sesime kulak verin. Mankurtlaşmamamız lazım. Müzik Evet sevgili dostlar hepinize merhabalar. Başarı bedel ister. Yeni bölümümüzün adı Mankurtlar başarılı olamaz. Bölüm başlığımız bu. Başarı bedel isterle ilgili e, bu bölümde bir notumu da iletmek istiyorum çünkü önemli diye düşünüyorum. Zaman zaman soruyorlar. Hocam bir bölümü alsak kendi başımıza okusak yeter mi bize diye. Ben bir başarı bedel ister külliyat ortaya koymaya çalışıyorum. Şunu yapabilirdim çok basitçe ve kolay bir adım olurdu. Alırdım programlarımda 50 sayfa içerisinde başarının temel maddelerini sıralardım sizi. Bir, çok uyumayın. İki, zaman planınızı yapın. Üç, çatışmalarınızı çözün. Dört, odaklanın. Beş, şunu yapın. Soruyorum size, yaklaşık 20 senedir, 25 senedir, 30 senedir bu ülkede kişisel gelişim konferansları var. Televizyonlarda başarı ilgili programlar yapıldı. İnsanlar konferanslar veriyor ve konferanslarda çeşitli yönlerini anlatıyorlar başarının. Atölyeler yapılıyor. Başarı ve kişisel gelişim atölyeleri. İnsanlar koçlardan yardım alıyorlar, danışmanlardan yardım alıyorlar. Peki neden hala gerektiği gibi bir başarı düzeyine ulaşamıyoruz? Çocuklarımızı başarıda üst noktalara taşıyamıyoruz. Neden hala aynı seyri sefer içerisinde yalpalamaya devam ediyoruz? Çünkü başarı bütünüyle bir ruhsal meseledir. Başarı bütünüyle bir bedensel meseledir. Yani fiziki ve metafizik yanları vardır. Tek başına bir yanını alarak başarılı olmamız mümkün değil. Öğrenmek durumundayız. Bu kardeşiniz yıllar içerisinde 40 yıldır, 50 yıldır verdiği mücadelede bütün bunları bu yıllara sari mücadelenin içerisinden çıkararak size getiriyor. Hem bilimsel okumaları, hem hayattan elde ettikleri, hem hikayeler, hem efsaneler ve masallar, hem gerçek dünya ve tarih hem insanoğlunun seren camı, başından beri yeryüzünün seyri seferi, bütün bunlar bir araya gelerek bir başarı hikayesi ortaya koyuyor benim dünyamda. Ve ben bunu bölümler halinde size anlatmaya çalışıyorum. Esas olan odur ki bir kardeşimiz bütün bölümler bittikten sonra, baştan sona bir daha bütün bölümleri tek tek sabırla bir dinlesin, ne demek istediğim o zaman daha iyi anlayacak. Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir bütünden bir parçayı çıkardığınızda, aldığınızda o parça bütünü kalan parçalarından daha çok temsil edebilir. Bizde sistem yaklaşımı diye bir yaklaşım var. Yaklaşımın anlamı şu. Sistem bir bütündür ve parçalardan oluşur. Ve her parça sistemi belli oranda temsil eder. Onun için mesela %100'lük bir sistemin 99'unu alıp bir parçayı dışarıda bıraktığınızda o parçanın olmaması sistem hakkındaki düşüncenizi yanıltabilir. Ve deniyor ki o bir parça sistemi daha fazla temsil ediyorsa siz iyice yanılabilirsiniz. Başarı da böyle bir şey. Başarı ile ilgili tüm unsurları aldınız. Bir tek unsuru dışarıda bıraktınız. Mesela zamanı yönetmediniz. Başarılı olamazsınız. Bütün unsurları dikkate aldınız başarı ile ilgili. Ama bugün anlatacağım şekliyle mankurtlaşmamak için elinizden gelen çabayı göstermediniz. Başarılı olamazsınız ve bir yerde kalırsınız. Hepsi birbiriyle ilişkili. Zaten yıllardır bu ülkede sormuyor muyuz aziz dostlar? Hala sorulmuyor mu? Neden okumuyoruz? bu ülkenin şu anda bilinçli okuma oranı yüzde on olmuş değil. Yani her yüz kişiden 10 kişi, 10 tanesi bilinçli olarak okumuyor. TÜİK verilerine baktığımızda bunu görürüz. Bilinçli okuma, okuyan okunanı anlama, notlar alma, başkalarını anlatma ve yararlanma. Böyle bir okuma anlayışına sahip değiliz. Onun için sorularımızın temelinde de benim az önce ifade ettiğim sistemi bir bütün olarak ele almamak var. Neden okumuyoruz? Neden mesela arabesk bir tavrımız var? Şikayet ediyoruz. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Neden herkesin dikkatini daha fazla çekiyor? Neden? Ben bir konuşma yaptığımda, ilmi bir meseleyi izah ettiğimde, onun taliplisi şu kadar az olduğu halde, bir başkası feryadı figan ettiğine, ettiğinde, eline de bir enstrüman aldığında, bu feryadı figanı dile getirdiğinde yüz binler, milyonlar onun peşinden gidiyor. Neden bilgiyi aramıyoruz da iniltilerin peşinden koşuyoruz? Bunun üzerinde de biraz düşünmemiz lazım. Hakikaten öğretici olan, bize fayda sağlayacak olan, amaçlarımızı gerçekleştirmemize yarayacak olan neden dışarıda kalıyor da bizi günübirlik feryatların, çığlıkların içerisinde tutan şeyler, eserler ya da yapımlar daha çok neşvinema buluyor, daha çok taraftar elde ediyor. Neden insanımız kendisini başarılı kılıp bir yere taşıyabilecek bir meselenin peşinden değil de kendisini günübirlik eyyamcı kılacak meselelerin içerisinde debeleneceği bir çerçevede tutuyor. Mesela neden hala diyoruz bizden adam olmaz diye. Kim kullandı bu kelimeyi? Bu ülkede arkadaş zaten bizden adam olmaz. Bunu kim kullandı? Niye kullanıyoruz? Bizden adam olur. Biz gerekeni yaparsak bizden adam olur. Ama bu gereken nedir? Ben işte bu programda gerekeni anlatmaya çalışıyorum aziz dostlar. Ve şu o kadar çok kolaycıyız ki o kadar çok kolaycılığa kaçan bir yanımız var ki hemen halledelim. Ben şimdi kadrolu bir işe gireyim 3 sene sonra müdür olayım. Hemen şimdi çok kısa sürede büyük paralar kazanayım zengin olayım. Hemen falan yere oynayayım filan yere oynayayım birdenbire büyük bir para çıksın zengin olayım. Ne olacak ki? Dünyayı size verseler ne olacak? Çinlilerin bir atasözü var. Çocuklara balık yemeği değil, Balık tutmayı öğretin diyorlar. Siz balık tutmayı biliyor musunuz? Yemeği herkes bilir. Parayı getirdiğinizde masanın üzerine bölüşecek adam bulamaz değilsiniz. Herkes bölüşür parayı. Peki o parayı masanın üzerine koyacak olan kim? Kim kazanacak? Zorluklara kim çekecek? Gerçekten bir yerde define mi var? Define mi arıyoruz biz? Bizim define mi sırtımızdaki sandığın içinde haberimiz yok. Bize demişler atalarınızdan bir define kaldı batının denizlerinin dibinde yıllardır bir batırlaşma hareketi var. Öyle diyor ya şair genç kız ve delikanlı hani sevdalanıyorlar ya birbirlerine. Batının denizlerindeki defineye gidiyorlar. Sırtlarında bir sandık. Defineyi bir türlü bulamıyorlar. Sonra bakıyorlar ki ölmek üzereyken sırtlarındaki sandık düşünce yere ve kapağı açılınca bir de bakıyorlar ki aradıkları define sandığın içerisinde. Daha önce de ifade etmiştim. Peki biz bu sandığı ölüm noktasına gelmeden Hayatımız viran olmadan, heder olmadan, bu arabesk tavır içerisinde kendimizi perişan etmeden, kolaycılığın peşinden koşmadan bu sandığın kapağını nasıl açabiliriz? Hiç düşündük mü? O sandık kapağı öyle kolay açılabilir bir sandık değil. Olsaydı zaten bu konuşmalar olmazdı. Herkes bir yerde bir sandık bulurdu, kapağını açardı, bir define bulurdu. O her şey rahat olurdu. Peki başarı sadece paradan mı ibaret? Yerin altına girdikten sonra üstündekiler sizi nasıl hatırlayacak? Şöyle mi diyecekler? Ya mübarek çok para yerdi, çok para kazanmıştı. Müthiş de harcardı. Öyle güzel yerdi, öyle güzel, güzel giyerdi. Bunu mu söyleyecekler? Kim dünyada mesela Fatih Sultan Mehmet'in giydiği elbiseden söz ediyor? Mimar Sinan'ın giydiği ayakkabıdan, çarıktan söz eden var mı hiç? Onların ortaya koyduğu eserlerden söz ediyorlar. Batı için de böyle. Kim Galile'nin elindeki mendilden söz ediyor, içtiği sudan söz ediyor? Dünya dönüyor dediği için ondan söz ediyor değil mi? ortaya ne koyarsak devamında onu buluruz. Bir başka sorun biz neden mesela emeklilikten fazlaca hoşlanıyoruz? Ya bir an önce emekli olan da şöyle rahat ederim diyen, erelim diyen çok kardeşimle karşılaştım. Abi bir emekliliğim gelsin de şöyle güzel güzel bir rahat yaşayayım. Rahat yaşamak nedir? Emekli olduğunuzda gerçekten rahat edeceğinizi zannediyorsunuz. Hani meşhur bir fıkra var ya. Diyorlar ne olacaksın? Kardeşimiz cevap veriyor. İşte asistan olacağım. Sonra doktora yapacağım. Sonra doçent olacağım. Sonra profesör olacağım. Sonra hiç. Adam diyor ki ben zaten şimdiden hiçim. Bu mu bizim meselemiz? Ne? Zaten hiç olacaksın. Ben de hiç ola, kalayım meselesidir bu. Ne de ben falanca bir şey oldum meselesidir. Ortaya bir ürün koyma meselesidir. Hizmet üretme meselesidir. Başarı ürettiğiniz hizmetle ortaya koyduğunuz eserle ölçülebilir. Çünkü biz eğer diğer canlı varlıklar gibi belli bir ihtiyaç seviyesinde yaşıyorsak zaten insanlaşamayız. İnsan olarak bir üst tarafa çıkamayız. Eser veremeyiz, kendimizi tamamlayamayız ve bizim için her şey kolay olur. Kolaycılığa kaçarız. Yan gelip yatalım, bizi doyursunlar noktasına gelir her şey. Gençliğimizde de başkalarından bekleriz, yaşlılığımızda da. Oysa biz başkalarından bekleyen değil, başkalarının kendisinden beklediği alan değil, veren el olma gayreti içerisinde çalışırsak başarılı olabiliriz. Bu da bir zihniyet dünyasının değişimiyle olur. Bu insanın kendisini değiştirmesiyle mümkün olabilir. Başka türlü olmaz. Miras yedinin bilançosu şöyledir. Aktif tarafı sıfıra yakındır. Pasif tarafı alabildiğine yüksektir. Zararı bir haylidir, karı yoktur. Çünkü miras yedidir. Eğer mirastan pay almak istiyorsanız ve mirası tüketmek istiyorsanız benim ve başarının size söyleyeceği bir şey yok. Eğer nesillerinize siz bir şey bırakmak için Vatanınıza bir şey armağan etmek için bir ruh taşıyorsanız o zaman sesime kulak verin. Mankurtlaşmamamız lazım. Ben neden kolaydan uzak durun diyorum? Çünkü kolayı ararsanız başarı elde edemezsiniz. İmkansız. Başarı kolaylıkla gelen bir şey değildi ondan. Başarı kolayca elde edilebilen bir şey olsaydı mesela bütün atletler bir şampiyon olurdu. Mesela bütün güreşçiler dünya şampiyonu olurdu. Mesela bütün bilim adamları dünyanın en büyük ödüllerini alırlardı. Mesela bütün şairler ayakta alkışlanırdı. Mesela bütün yazanlar Fuzuli olurdu o zaman. Bütün romancılar işte Dostoyevski olurdu. Başarı kolay gelebilen bir şey olsaydı bütün yönetenler büyük liderler haline gelirlerdi. Böyle olmuyor. Başarı kolaylıkla gelmiyor. Başarı çabayla, büyük bir gayretle ve temel unsurlarını bir araya getirerek bilgiyi, yeteneği, isteği, tecrübeyi, Azmi, istikrarı, sabrı, taşın altına elini sokmayı ve pek çok şeyi bir araya getirerek gerçekleştirebildiğimiz bir şey. Ve başarı görecelidir. Herkesin kendi durumuna göre farklılık arz eder. Herkes bulunduğu duruma göre bir başarı seviyesiyle imtihan edebilir kendisini. Yaptığı işe göre. Yoksa herkes bir başkasının yaptığını aynısını yapmakla yükümlü de değil, mükellef de değil bunu yapması da gerekmez. Herkes kendi durumuna göre bir başarı. Ama bu kolay değil. Bu uyuyarak olabilecek bir şey değil. Bu 24 saati kemkümle geçirerek yapabileceğimiz bir şey değil. Kolaycılık her şeye basitten ulaşma arzusundan kaynaklanır. Zaman zaten bize verilmiş bir nimet. Ekmeğim kolay gelsin, rahatça uyuyayım, keyfime bakayım, eğlencelerime bakayım, sosyal hayatımı yürüteyim. E ailem de olsun, tamam çoluk çocuğum da olsun, e gelirim de olsun bir yerden. Peki sen ne yapacaksın kardeşim? E Ben de burada durayım işte, buralarda bulunayım, çevresinde dolaşayım. Hayır hakikaten önemlidir. Sen ağa, ben ağa inekleri kim sağa? Yani herkes ağa olmaz, herkes işte ırgat olmaz. Birileri ağa olur, birileri ırgat olur. Vazifeler farklıdır. Ama herkes hakkını hukukunu bilmeli. İnsan hakkına rıza göstermeli. Başkalarının hakkına müdahale etmemeli. Haram yollardan ve basit yollardan, kolay yollardan para kazanmak gibi bir hevese düşmemeli. Definecilik hiç sevmediğim bir şeydir benim. Yani evet, şöyle düşünürüm hep. Define arayan kardeşlerimiz beni mazur görsünler. Onlar için herhangi bir şey söylemiyorum. Olabilir. insan gidip defini arayabilir. Bulsanız ne olacak diye düşünüyorum. Emeğiniz yok ki. O parada hiçbir emeğiniz yok. Nasıl harcayacaksınız? Oysa insanın en rahat yediği lokma emeğiyle, alın teriyle kazandığı, elde ettiği karın lokmasıdır. Bu mutluluk hücrelerinize kadar yansır. Bu mutluluk çocuklarınıza kadar yansır. Bu yüzden kolaycılık yok biz neden okumuyoruz filan diye düşünüyoruz ya bazen soruyoruz. Kendimizi geliştirmiyoruz. Çok ilginçtir. Ben bir gün Sultanahmet Meydanı'nda geziyorum. Sultanahmet Meydanı'ndayım, dolaşıyorum. Kitaplarım var, çantam var. Böyle Sultanahmet Meydanı'nda yuvarlak banklar vardır. Böyle bayağı geniş yuvarlak banklar. Daire şeklinde konulmuştur. Şu masa gibi tıpkı yuvarlak, ortası boş. Oraları da dolaşırken tam Sultanahmet'in sağ tarafında güneye doğru karşımıza aldığımızda sağ tarafında dolaşırken dikkatimi çekti. Turistler ve yerli insanlarımız, bizim insanlarımız aşağı yukarı eşit. Yani bankta oturanları saydığınızda sanki 50 kişi onlardan 50 bizden gibi duruyorlar. Dedim ki bir bakayım ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Onlar ne yapıyor? Hani bu zaman zaman ya işte turist filan deyip geçtiğimiz insanlar. işte çeşitli şekillerde kendilerine laf ettiğimiz insanlar filan beğenmediğimiz bazen. Şöyle bir baktım. Yüzde 99'u okuyordu onların. Ellerinde ya kitaplar vardı ya gazeteler vardı. Ya İstanbul Gayet diye yazan İstanbul rehberleri vardı. Onlara bakıyorlardı. Bizimkilerin de yüzde 99'u belki yüzde yüzü göğü seyrediyordu. Yukarı bakıyor. Sultan Ahmet'e dönüp bakıyor. Çevreyi seyrediyor. Konuşuyor bir şey gülüşüyor. Bir daha dönüp seyrediyor. Biz seyirciyiz arkadaş. Biz onun için dünyada da seyirci hale geldik yıllardır. Onlar yaptılar biz seyrediyoruz. Seyretmeye devam edin. Kolaycılık mı istiyorsunuz? Seyretmekten daha kolay yoktur. Ama bir de minderde güreş yapanın halini düşünün. Siz sadece seyrediyorsunuz. Ve eskiler ne demiş biliyor musunuz? Sohbet seyirciye kolay gelir. Girin bir sohbetin içerisine bakalım neler var. Siz ne biliyorsunuz? Ortaya neyi koyabileceksiniz? Yüzde ellisi neredeyse okuyan insanlardan ne elde edeceksiniz okumayan? %50 okuyanlar da size satacak. Ürünlerini satacak. Şimdi beni dinliyorsunuz. Yerinizde telefon var. Bilmem nerenin markası. Alacaksınız. Şimdi bir televizyondan seyrediyorsunuz ya bu programı. Mesela. O televizyonun altında bir isim var. O ismi yapan adam ve o adamın kardeşi, arkadaşı ya da vatandaşı o Sultanahmet Meydanı'ndaki bankın üzerinde okuyan adamdı işte. Satacak sana kardeşim. Sen seyretmeye devam et. Sen batsın bu dünya diye kulağına at isyankar tavırlar içerisinde hayata isyan etmeye devam et. Onlar kendi düzenekleri içerisinde seni mahkum etmeye devam edecekler. Öyle ya, biz rahata aşık insanlarız. Konforumuz bozulmasın istiyoruz. Her şey güllük gülistanlık olsun. Hatta iktidarlar öyle bir hale getirsin ki ülkeyi. Ekmeğimizi bile kapıya getirsinler, zile bassınlar ve bize ekmek versinler. Bizim bütün arzumuz, bütün isteğimiz neredeyse buraya dayanıyor. Oysa hadise bu böyle değil değerli dostlar. Mankurtlaşmamamız gerekiyor. Mankurtlaşmak hafızasını kendi dünyasının, kendi düşüncesinin, kendi tarihinin, kendi inancının, kendi değerinin dışında bir yere mahkum etmek demektir. Ve bugün aslında bu programda niyetim mankurtlaşmanın hikayesini anlatarak Cengiz Aytmatov'dan sonra mankurtlaşmayı anlatarak mankurtlaşmanın ne olduğunu uzun uzun izah etmekti. Ama mesele böyle birdenbire okumaya, arabesk tavra, bizim zafiyetlerimize filan gelince o biraz arkada kaldı. Mankurtlaşmayı ve mankurtlaşmanın önemli boyutlarını bundan sonraki bölümde izah edeceğim, anlatacağım ama bu bölüm için nihayete erebilecek şekilde şunları söylemekte yarar görüyorum. İnsan adımlarını takip edecek, kendi adımlarını attığı adımlara bakacak. Ben bu adımı ne tarafa doğru atıyorum? Nereye doğru atıyorum? Gerçekten ilginç bir yöntemdir biliyor musunuz? Mesela ben bunu zaman zaman kullandım. Evden çıktığımda diyordum şimdi ben nereye gidiyorum? Adımlarımı ne tarafa doğru atıyorum? İşten çıktığımda ben şimdi adımlarımı nereye doğru atıyorum? Ben nereye yürüyorum? Erzurum'da bir cadde vardır. Cumhuriyet Caddesi. Cumhuriyet Caddesi'nin Erzurum'daki ismi bir başka ismi ise Mecburiyet Caddesi'dir. Çünkü bir tane büyük ana cadde vardır. Herkes o caddede döner dolanır. Arkadaşlara sorardım bazen. Nereye gidiyorsunuz? Mecburiyet caddesine derlerdi. Peki ne yapacaksınız? E biraz dolaşacağız. Tamam da mecburiyet caddesinde diyeyim ki üç defa döndünüz. Gittiniz geldiniz sonra. E dördüncüyü döneceğiz diyorlardı. Akşama kadar mecburiyet caddesinde gezip dolaşıp akşamleyin yurda gelen ya da evine giden dostlar bilirim arkadaşlar bilirim. Halbuki sorsak adımlarımıza nereye gidiyorum ben? Feyne tezhebun diye sormuyor mu Rabbimiz bize? Nereye gidiyorsunuz? Adımlarınıza sorsanız bu adımları nereye atıyorum ben? O zaman şöyle diyecek adımlarınız size. Beni boşluğa atıyorsun. Beni kolaycılığa atıyorsun. Beni başkalarına zarar vermeye yönlendiriyorsun. Beni üretmenin dışında bir yere götürüyorsun. Beni çabadan uzak tutuyorsun. Beni heder ediyorsun. Ben senin adımlarınım ama sen adımlarını boş yere atıyorsun. Sen adımlarını gelir getirebilecek, kazanç getirebilecek, kazanabileceğin, başarılı olabileceğin bir mecraya doğru atmıyorsun. Gelişi güzel atıyorsun arkadaş. Sen hedefinden uzaksın. Ne yaptığını bilmiyorsun. Nereye gittiğinden haberin yok. Sen kendine dönmüyorsun. Özüne dönmüyorsun. Hafızana dönmüyorsun. Ve ne yapmak istediğini, ne yapman gerektiğini günlük, aylık, haftalık, yıllık, on yıllık, yirmi yıllık, otuz yıllık bilmediğin için sen adımlarını kendin için, vatanın için, millet için atmıyorsun. Sana bir şeyler satacaklar için, seni bir şekilde dolandıracak olanlar için, seni dünyada bazı şeylere mahkum edecek olanlar için, seni arabalarına, telefonlarına, yazıcılarına ve tüm bir teknolojik vasıtalarına mahkum edecek olanlar için adımlarını boşluğa atıyorsun. Senin boşluğa attığın her adım onların işine yarıyor çünkü. Ve sen gerçekten de kolay güdülenebilir bir adamsın diyecek adımlarınız size. Sen sürüyü gütmek için atmıyorsun adımlarını sürüden biri olmak için adım atıyorsun diyecek adımlarınız. Bundan kurtulmamız için de mankurtlaşmamamız gerekiyor. Başarıyla aslında hangi kavram daha çok özdeştir diye sorsalardı bana hassasiyet derdim zaten. Hassasiyet olmayanların başarısı olmaz. Neye karşı hassas? Mekana karşı, sahip olduklarına karşı, zamana karşı, yeteneklerine karşı, bilgiye hassas, ilişkilerde hassas, düzenleyici, değerlendirici, ilmin dünyasına daldığında hassas davranan, neyi alması gerektiğini bilen ve dünya ile alakalı herhangi kavramla karşılaşırsa karşılaşsın hassas davranan. Vatan dendiğinde hassas, millet dendiğinde hassas, dünya dendiğinde hassas. Dünya hassas olanların hakim, hassas olmayanların mahkum olduğu bir dünya. Eğer bugün biz dünyada geride kalmışsak hassasiyetlerimizin zayıflığından, tarihimize karşı hassasiyet zayıflamış. İnsanımıza karşı hassasiyetlerimiz zayıflamış. Değerlerimize karşı başarı hassasiyetimiz zayıflamış. Başarı dahi hassas olması gereken, olunması gereken bir konudur. Bir temel fıkrasıyla bitireyim bu bölümü dostlar. Biz başarıyı nasıl anlıyoruz biliyor musunuz? Hani Allah temele yürü ya kulum diyor, temelde arabasını satıyor ya. Böyle anlıyoruz. sur yapının katkılarıyla hazırlanan başarı bedel ister sona erdi